Üstadım, sakalımı kesebilir miyim? Neden Mehmet? Ama üstadım sizin de yok. Ya sabır, 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 ya sabır. Abim geldi be, yakışmış abime. Bir dakika Hakim Bey, bir dakika dedim. Abdullah uyuz köpeği bile vuramaz. Çolak Ziya'yı ben öldürdüm dedim. Tetiği çekmek kolaydır. Zor olan doğru söylemektir. Yalan insanı candan ilikten düşürür dedim. Nasıl iyi demiş miyim? Tamam be Suna. Hele bir evlenelim. Bırakırım çobanını da. Söz mü? He söz. Kız bak benden başka kimseye bakmayacaksın he. Ömür boyu beni seveceksin tamam mı? Seveceğim. Ama sana çobanını bırakacağım diye söz verdin unutma. Unutmam. Evlat bunlar altın. Altın mı? Altın. Zengin oldum. Ya benim define mefine bulduğum yok. Bu benim size şakamdı. Ya gerçeği söylüyorum, hakikati söylüyorum. Define falan bulduğum yok benim ya. Tamam mı yeğenim? Ya şaka yaptım diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Olmayan define mi yaratayım size aşağı? Yok ya define mefine yok. Define olsa ben bu güneşin altında durur muyum bu sürünün başında? Kalıbına yazık. İnsan sanmıştık seni. Yeter be yeter. Deminden beri laf anlatıyorum anlamıyor musunuz? Define mefine yok. İnsan olan laftan anlar ya. Neyse baba. Heh. Bu hazineyi evin en kuytu yerinde sakla. Hırlısı var, arsızı var. Hırlısı var, hırsızı var. Anlıyor musun? Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Bir de şu definenin yerini söyle bakalım. Abi ne definesi ya? Öyle bir şey yok. Ya bugünlerde herkes defineyle bozdu aklını. Abi ben kimim sizinle dalga geçeyim? Yeminle söylüyorum. Bunun gerisi de arkası da keçinin dişinde. Çok şükür iyileştim ama bacak nasıl kırılırmış gösteririm size. Be! 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 Ne oluyor lan burada? Sana ne ya? Dadısı mısın? Dadısı değilim lan abisiyim. Ya abi hadi gidin. Dal. Ya, dal. Hadi bayan. Hadi bayan. Hadi. Merak etme kuzen ben varım. Acıktın mı? Evet abi. Hadi çıkalım şuradan. Hediye. Hı. Bak seninle çok güzel bir yolculuğumuz oldu. Seni tanıdığım için de çok mutlu oldum. Bu macera da sen benim güzel kardeşim gibi oldun. Şimdi buradan hep birlikte Bursa'ya gideceğiz. Orada annemle Zeynep'le hep beraber yaşarız olur mu? İnsanları seviyorum. Tabiatı ve güzellikleri seviyorum. İşçilerimizin de işlerini aşkla yapmalarını istiyorum. Benim mutluluğum diğer insanların mutluluğuna bağlı. Ben işimi 4 felsefeyle yönetiyorum. Birincisi, işlerimizin makbul ve güzel olması gerekiyor. İkincisi, dürüstlük ve adalet üzerine. Üçüncüsü, inanç ve misyon üzerine. Dördüncüsü, sistem üzerine. Disiplin, disiplin.
Bak bu şerefsizleri bir de sen duy. Sen fazla ileri gidiyorsun. Fazla bozkursun. Şovanist. Siz kimsiniz? Anlamadın mı lan? Lan! Ulan şovanist. Aklını alacağım ulan senin. Durancı. Ne oluyor efendim? Kim bunlar? Vatanımızı kimse parçalayamayacak. Vatanımız daha da aydınlanacak. Ecdadın yoluna layık olacak. Daha da ilerleyecek. Bu tehditler vız gelir tırıs gider. O çocukları beni korkutup sindireceklerini zannediyorlar. Ulan vatanım için bin canım olsa feda olsun be. Bir kadının aşkından 100 kat daha diri ve tatlı olan vatan ve yurt sevgisi onu hissetmeyen, anlamayan kişi tarafından kavranamaz. Her zaman yanımızdayız efendim. Şey benden iyi konuşuyorsun Yeniz. Biz mübadelede buraya geldiğimizde Rumca bilmezdik paşam. Hatta anamla babam evde hep Türkçe konuşurlar. Ve ben ne öğrendimse onlardan öğrendim ha. Özlüyorlar mı Türkiye'yi? Ah be Hasan'ım hiç söyleme. Ne zaman Türkiye lafı geçse işleri yanar bilirdim. Kolay mı? Doğup büyüdüğün topraklardan koparılıyorsun. Hepsi dışlandı. Çok acı, çok. Aynen öyle. Türkiye'ye gelenlerin de ne Yunan tohumlu ne gavurluğu kalmış. Aynısı bizde de oldu. Bizi de Türk tohumu deyip hep dışladılar. Ah. Sen artık tam anlamıyla sanatın zirvesindesin. Yıldızsın. Bu yüzden de artık kendimizi, ailemizi düşünmenin tam sırası. Zirvedeyken bırak her şeyi. Bir çocuğumuz olsun. Çocuğumuzun anası ol. Lütfen Sait. Lafı her seferinde evirip çevirip aynı yere getirme. Ben kendimi halkıma, sanatıma adamışım. Oradan besleniyorum. Onların sevgisinden besleniyorum. Alkışlar olmasa ben bir hiçim. Bir bebek için milyonlarca insanın sevgisini feda edemem. Sevgilim, gününü yaşıyorsun. Sonrasını hiç düşünmüyorsun. Bir rüzgara kapıldın, gidiyorsun. Hangi rüzgar sürekli eser? Milyonların sevgisi geçicidir. Kalıcı olan aile, vatan, millet, Tanrı sevgisidir. Gerçek sevgi budur. Bunların hepsi bir bütündür. Bu sevgiler derinleşip kök saldığında bireysel çabalama ortadan kalkar. Gerçek erdem haline gelir. Bu sevgileri vermek, almaktan daha çok mutluluk getirir insana. Yine moralimi bozuyorsun.